Düşleyerek başlayan her şey gerçeğe dönüşür. Ve file 10 gün kaldı. Aylardır uğraşıyoruz. Artık çok yoruldum. Bu okulun en güzel yanı bu ya. Hayal et, tasarla, edin. Esinlenmek en önemli şey bence. Ben bu kıyafeti tasarlarken Osmanlı'dan esinlenmiştim zaten. Yalnız şurayı düzeltelim. Çok güzel olmuş. Düşünsenize, 100 yıl önce kızların gittiği ilk üniversitede şimdi biz eğitim görüyoruz. Esin Hoca anlatmıştı. Çok etkilendim. Neydi adı, hep karıştırıyorum. İnas Darül Fünunu. Ne? İnas Darül Fünunu. Yani Kızlar Üniversitesi. Artık bazı binaların kapatılması ve yer değiştirilmesini istemiş. Artık Darülfünun kız öğrencileri olarak eğitimimize bu binada devam edeceğiz. Olsun, derslerlerin kalmasında nerede olursa okuruz. Tam 100 yıl önceydi. İstanbul'da sadece kızların okuduğu bir üniversite kuruldu. Diplomalarımızı alabilecek miyiz? İnşallah. Osmanlı'nın ilk ve tek kız üniversitesi, İnas Darülfünun. İnas Darülfünun'u 1914-1919 yılları arasında kurulmuş, eğitim tarihimizde gizli kalmış, sadece kızların okuduğu bir üniversitenin öyküsüdür. 5 yıl süren öyküsünde onun yetiştirmiş olduğu öğrenciler, yeni Türkiye'nin fikir mimarlarından olmuştur. Peki neydi Türkiye'nin eğitim öncüleri olan bu kızların serüveni? Tarih boyunca sorunlar, fırsatların şekillenebilmesi için her zaman en uygun zeminleri hazırladı. İmparatorluğun belini büken savaşlar, erkek nüfusun cephede erimesine yol açmıştı. 20. yüzyılın değişim rüzgarları Osmanlı toprakları üzerinde hızla esmekteydi. İkinci Meşrutiyet aydınlarının hemen hepsi kadınların eğitilmesi konusunda hemfikirdiler. Yeni yönetim anlayışı kızları hayatın merkezine almak istiyordu. Darülfünun, Arapça dar, yani ev ve fünunsa fenler sözcüklerinden türetilmiş, fenler evi anlamında kullanılan bir sözcüktür. 1933 yılına kadar batıdan alınan üniversite kurumunun adı Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde adı Darülfünun'dur. Bunun medreseyle bir ilgisi yoktur. 1900 tarihinde, işte 2. Abdülhamit döneminde eğitim yeni bir adım yapılıyor ve yüksek öğretimde Darülfünun bir daha kapatılmamak üzere açılıyor. Şimdi bu önemli bir süreçtir. Tabii bu kurulurken de demiyorlar sadece kızlar için ve erkekler için söylenmiyor ama bütün alınan yapı erkekler üzerine kuruluyor. Osmanlı Devleti'nin mevcut eğitim sisteminde ise kızların üniversite eğitimi alması pek de olanaklı değildi. Osmanlı döneminde eğitim problemli bir alandı. Tabii kızlar açısından daha da problemli bir alandı. Tanzimat reformu sırasında bu konuda bir takım adımlar atıldı. Örgün eğitim tarzında erkeklerin yapıldığı gibi medresenin işte 9 yaşından alıp 22 yaşına kadar veya 30 yaşına kadar yapacak tarzda bir eğitim yoktur kızlar için. Kızların eğitimi ancak özel olarak olabilir. Ya zengin olanlar veyahut da bir şekilde bir müderris veyahut da bir aydın olan bir şahıs eğer kızlara da eğitim vermek istiyorsa bazı mahallelerde, bazı hanlarda, konaklarda bu eğitim verilebilir. Darül Muallimat, Osmanlı Devleti'nde kızların lise sonrası gidebilecekleri tek öğretim kurumudur. Kız öğretmen okulları. Fakat kızlar için henüz bir üniversite eğitimi bulunmamaktadır. Hemşire ve öğretmen olmak dışında başka seçenekleri yoktur. Esasında Osmanlı'da kızların ortaokul düzeyinde eğitime başlamaları, batılı kurumlarda başlamaları
1850'lerde başlıyor. Kızlar için ayrı idadiler, sultaniler açılıyor. Fakat bir türlü üniversite düzeyinde bir kurum açılamıyor. Onun için kız öğretmen okulu açılıyor. Hatta sadece İstanbul'da değil, diş gelirde açılıyor. İşte annem burada. 17 yaşında. O dar muallimatta mezun olanlar hepsi güç oldu. Annemin arkadaşlarını tanırım ben. O çok özel bir dönem herhalde. Sonraki kadınlar da öyledir. Ben Anadolu'ya gittiğim zaman küçük çocukken hep bu öğretmenler küçük küçük kızlardı. Nasıl geldiler oraya? Anadolu'dan gelmiş adamlar. Elazığ'da, İğdır'da. Yalnız başlarına kızlar. Denizli'de filan. Onlar bizim hocalarımızdı. Yani ilkokulda çok kız kadın öğretmen vardı. Hayret edecek bir şekilde. Yenilik, dönüşüm, vaatler. 1908 yılı kadınlar için umut veren sözler söylemektedir. Ben 1908'in bir kadınlar açısından bir dönüm yılı olduğunu düşünüyorum. İttihatçı örgütlenmeler özellikle Balkanlar'da çok güçlüydü ve bakıyoruz İttihatçı fırkanın o dönem 40 kadar üyesi olduğu söyleniyor. 40 kadın üye çok önemli bir rakam ve 1908 yılında yine görüyoruz ki Selanik'te büyük bir kadın konferansı topluyor İttihat ve Terakki Cemiyeti. Ben bunu aslında kadın mücadelesine bağlıyorum. Çünkü kadınlar bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle belli şehirlerinde hareket ve kıpır kıpırlar ve haklarını talep ediyorlar. Tarihler 1909 yılını gösterdiğinde Darülfünun Vezneciler semti Zeynep Hanım konağında eğitim vermeye devam etmektedir. Yalnızca erkek öğrencilerin eğitim görebildiği bu kurum 1912 yılında İstanbul Darülfünunu adını alır. Birinci Dünya Savaşı başlamış, reformlardan faydalanacak erkek öğrenci sayısı gittikçe azalmıştı. Darülfünun'da öğrenci sayısı öğretim üyesi sayısından düşüktü. 3 milyon erkeğin seferber edildiği, toplam nüfusun da 22-23 milyon civarında olduğunu biliyoruz rakamlar itibariyle. Dolayısıyla mecburen bu erkek nüfus hem cephede savaşıyor hem de tarım toplumu olan Osmanlı'da iş gücüne ihtiyaç var. İşte bu gücü karşılamak için artık kadınlar biraz tabii ki mecburiyetten, biraz da bu modernleşme algısı, batılılaşma içerisinde. Yani kadınlar ille biz çalışalım demiyor ama biz özgür olalım, bir işte evin kadını olalım, işte çocuğumuzu iyi yetiştirelim, vatan için, bu ülke için iyi bir fert olalım algısı var. İttihat ve Terakki yönetimi kızların eğitimi konusunda yoğun bir taleple karşılaşır. Önce 2. Abdülhamit döneminde açılan orta dereceli kız okullarının sayısını artırır, sonra kızların yüksek öğrenime katılımı için harekete geçer. Dönemin Maarif Nezareti, savaş koşullarını hafifletmek ve yapılan yatırımların boşa gitmemesi için kadınların eğitimine ayrıca önem veriyor, devletin tüm imkanlarını reformlar için seferber ediyordu. Osmanlı'nın kızları artık üniversite eğitimi almak ve hayatın pek çok alanında var olmak istiyorlardı. Biz niye yüksek öğretim elde etmeyelim? Biz sadece iptidai, ilkokulla, idadiyle, ortaokulla idare etmek istemiyoruz. Yani biz de avukat olmak istiyoruz. Biz de hukukçu olmak istiyoruz. Biz de tıpçı olmak istiyoruz. Biz de öğretmen olmak istiyoruz. Biz de işte bütün o günkü meşhur meslekler, bugün de hala geçerli olan meslekleri yapabileceklerini iddia ediyorlar. Devletten ısrarla eğitim talep eden kızlara kayıtsız kalamayan yönetim, onların diplomalı olmaları için formüller aramaya başladı. Devletin bu dönemde en büyük destekçisi basındı. Dergiler çok önemli o yüzden. Cumhuriyet öncesinde yine 40'a yakın kadın dergisi çıkardığını görüyoruz. Yani kadınlar dergi çıkarıyorlar. Kadınlar dergilerde kendi taleplerini, kadınlara nasıl bakılması gerektiğini, nasıl bir toplum istediklerini, erkekle kadınlar arasındaki ilişkileri, evlenme biçimleri, çocuk terbiyesi, çalışma hayatı, eğitime katılma gibi hayatın birçok alanlarında sözleri var. Bu sözleri söylüyorlar, bunları talep ediyorlar ve kendileri bu uğurda mücadele yürütüyorlar.
kadın dernekleri ve kadın dergileri yoğun kampanyalar yürüttü. Oluşturdukları kamuoyu sayesinde kızların sesi duyuldu. Kadınlar Dünyası, Türk Kadını ve Büyük Mecmua dergileri kadınların üniversiteye girişlerini destekleyen önemli basın organlarıdır. Toplumsal zemin ve yasal mevzuat tam olarak kızların üniversiteye gidişine uygun değildi. Fazla gürültü çıkarmadan zorlukları aşmak için çalışan Maarif bürokratları basit çözümlere odaklandı. Bulunan ilk çözüm kadın eğitimine yönelik ilk gerçek adımdır. Hanımlara mahsus serbest konferanslar. Osmanlı Devleti'nin kızlara üniversite yolunu açabilmek için geliştirdiği yeni toplumsal reçete. Bu konferanslar 7 Şubat 1914'te başlar. Biz de diyorlar, önce kadınları üniversite kapısına ulaştırabilmemiz için onlar için serbest dersler adı altında haftada 4 gün olacak şekilde günde 2 saat işte pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi şeklinde dersler konuluyor. Bu dersleri hem üniversiteden hem diğer Darül Muallimat gibi, Darül Muallimin gibi o zamanki meşhur kurumlardan hocalar tahsis ediliyor. İşte ilk yardım, kadın hakları, ondan sonra fenli terbiye gibi kadınların daha çok pratik hayatta da işlerini yarayacak. Biraz da üniversitede hangi dersler okutuluyor, yarın üniversiteye başladıklarında zorlanmamaları için böyle giriş mahiyetinde genel dersler veriliyor. Zeynep Hanım Konak orada üniversite vardı ve hatta bahçesinin içerisinde büyük bir konferans salonu vardı. Orası umuma tahsis edilmiş bir konferans salonu halinde halk eğitimine tahsis edilmiştir. Hatta annem bile giderdi oraya haftanın muayyen saatlerinde, muayyen günlerinde. Memleketin büyükleri, bilhassa ilim bakımından büyükleri gelir orada ders verirlerdi. 1914 yazında konferanslara katılan kız öğrenciler için dönem sonu sınavları yapılır. Devam zorunluluğu ve imtihan şartı olmadığı halde 44 kız öğrenci bu derslerden imtihana girer. Darülfünun Umum Müdürlüğü tarafından serbest derslerde başarılı olan Lamia Hüsnü ve Hafize Rukiye Hanımlara altın saat ve bir tuvalet takımı hediye edilir. 9 kız öğrenci dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'e bir yazı yazar. Bu yazıda kızların serbest derslerden dolayı dönemin Eğitim Bakanlığı'na duyduğu teşekkür ve hürmet yer almaktadır. Fatma Fahrünnisa, Adalet Ali, Emine ve Fevziye isimli kız öğrenciler derslerin gelecek seneye devam etmesi için isteklerini dile getirirler. Serbest konferanslar kız üniversitesine giden yolun temel adımları oldu. Bu kararlı tavrın sonunda İnas Darülfünun'u 12 Eylül 1914'te Zeynep Hanım Konağı'nda resmen açıldı. 1988-92 yılları arasında doktora tezimi yaparken karşıma çıkan bazı belgeler beni çok şaşırtmıştı. İşte bunlardan bazıları bizim hiç de bir o zaman çok da az bildiğimiz veyahut da sadece bazılarının hatırında bahsettiği İnas Darülfünun gibi Doğu dünyasında yani İslam dünyasında ilk örnek olan bir kurumla hiç kimsenin bahsetmediğini, akademi çalışmalarda çok az yer verildiğini gördüm. Gerçi o tarihlerde daha Osmanlı arşivinde yeteri kadar tahsis çalışmaları yapılmamıştı. Bundan dolayı da bazı belgeler ulaşılamıyordu. İnas Darülfünun'a dair belgeler, İstanbul'da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivinde bulunmakta. Kuruma ait kayıt ve künye defterleri ve okulun talimatnamelerinin verdiği resmi bilgilere dayanarak bu okulun tarihimizde kurulan ilk ve tek kız üniversitesi olduğunu söylemek mümkün. Eğitim 22 öğrenciyle 24 Ekim 1914'te başladı. İnas Darülfünun'u 1914-15 senesinde Darülfünun binasının içinde, Zeynep Hanım Konağı'nın içinde açıldı.
Zeynep Hanım konağı şimdi yandı biliyorsunuz. Evet. Daha evvelce orada üniversite vardı. Abdullah Bey müsteşar, Marif müsteşarıydı. Onun yeğenleri bizim mektepte benim sınıf arkadaşımdı. Onlar teşvik ettiler, Nas Talif'in açılacağını haber verdiler. İmtihanda o mektebe girmek imkanını buldum. Eğitim süresi 3 yıl olan tarihimizin ilk kız üniversitesi, edebiyat ve fünun şubelerinden oluşmaktaydı. Fünun şubesinin riyaziyat ve tabiat olmak üzere iki bölümü vardı. Bizim derslerimiz efendim o zaman bir kül halinde, yani bir muayyen branş üzerine çalışma şeklinde değil de hukuka devam eden hukukçu olur, kimyaya devam eden kimyager olur filan, o neviden değil de kültür general şeklinde verildi. Pek çok derslerimiz vardı. Tabiye dersiyle ilgili olmadığını zannettiğiniz derslerde, mesela astronomi okuyorduk, mesela felsefe okuyorduk. 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamak, aşılarını tamamlamış olmak, bekar olmak gibi kayıt şartları olan İnaz Darülfünun'u 30 Ağustos 1330 yani 12 Eylül 1914 tarihli talimatnamesinde iki dersten sıfır alanların okulla ilişiğinin kesileceği bilgisine yer vermiştir. Bunun adı özellikle kız Darülfünun'u olarak ifade ettik ki neden? Çünkü burada çok önemli bir şart koşmuşlar. Eğitimin daha sistematik olması, devamlı olması, zayiat vermemesi için evli olanı alınmamış bu üniversiteye, kız üniversitesine. Bundan dolayı bayan yerine kız üniversitesi demek daha uygun olmadan dolayı o ismi kullandık. Bu da olayın İttihat Terakki Hükümeti'nin işi çok ciddiye aldığını, çünkü kayıt yapıp mezun olmadan gidecekler yerine doğrudan doğruya başlayan öğrencinin bitirmesini hedeflemiştir. Hatta evlerinden bazılarında işte son üniversite öğrenciliği bitirilmiştir. Maarif Nezareti 1914-1915 eğitim yılında birinci sınıflara açılan şubelerin ders programını hazırlayarak İnaz Darülfünun'una gönderir ve Darülfünun hocalarını belirler. Dönemin Darülfünun Umum Müdürü, kızların eğitimi konusunda yazılar yazan, hatta tehditler alan Halide Edip Adıvar'ında ilk eşi olan Salih Zeki'dir. Halide Edip'in evlendiği matematikçi Salih Zeki önemli bir isim. Ve kendisi hem Maarif ve Nezareti Müsteşarı hem de birkaç yıl sonra kurulacak Kız Darülfünun'un, ki buna İnaz Darülfünun'un diyoruz, destekçilerinden biri. Tabii şunu merak edebiliriz, hani Halide mi Salih Zeki'yi kışkırttı, Salih Zeki mi Halide'yi? İkisi de bence birbirlerini olumlu etkilemişlerdir bu konuda. Halide Edip kız eğitimi konusunda birdenbire yazılar yazmaya başlıyor. Ve bu yazılar sonunda hem Salih Zeki'nin hem Halide'nin başını belaya sokuyor. Fakat 1914 Ekim'inde kurulan İnaz Darülfünun'da Halide Edip'in adını ne kurucu olarak görüyoruz ne de hoca olarak görüyoruz. Maarif Nazırı Şükrü Bey'le bir rapor yüzünden takıştı ve ardından da Halide Edip 1915 yılı sonunda Suriye'ye başka eğitim faaliyetleri yürütmek için gittiğinden bu kadın üniversitesinde Halide Edip'in adını göremiyoruz. Tarihimizdeki ilk kız üniversitesinin mezunları gelecekte de önemli roller üstlenecektir. Behire Havva, Şüküfe Nihal, Fatma Fahrünnisa, Emine Bedriye, Münevver Saime ve daha niceleri. Amcamın eşi Münevver yenge, İnaz okulda mezun olmuş, sakin. Ama çok otoriter, ama çok yumuşak bir sesi olan, ilginç bir kadındı doğrusu. Çalışkan, disiplinli bir kadındı. Savaşta kahraman bir kadın olduğunu, genç yaşta Anadolu'ya gittiğini kocasıyla, orada ondan sonra kahramanlık yaptığı için madalya aldığını, ondan sonra üniversiteden, neyse o zamanın üniversitesi, ondan mezun olduğunu, o hocalık yaptığını, o hocalığıyla çocuklarını geçindirmeye çalıştığını, disiplinli, çok ciddi bir kadın olduğunu biliyorum.
Maarif Nezareti kız öğrenciler için büyük çaba gösterir. Kız öğrencilerin mağdur olmaması için kalacak yer ve tramvay ücretleri karşılanır. Kız öğrenciler olduğu için, sayıları da az olduğu için bunlara devlet bayağı bir itina gösteriyor. Çünkü bu yeni bir proje dedik. Yani burada çıkacak, toplumu rahatsız edecek herhangi bir vaka, herhangi bir olay basında da geniş yer bulacağı için, çünkü bu projeyi destekleyenler olduğu gibi istemeyenler de var. İnaz Darülfünun'u 1915-1916 eğitim yılında 3 dersliğe daha ihtiyaç duyar. Okul mekan sıkıntısından dolayı aynı ders yılında Zeynep Hanım konağından Cağaloğlu'ndaki yeni binasına taşınır. İnaz Darülfünun'un müdürü Ali Nazima Bey'dir. Tarih ve tesadüfler. 100 yıl önce ve sonra. Darülfünun'un kız öğrencilerinin 1916-1918 tarihleri arasında ders gördükleri ikinci bina. Tarihiyle birlikte yol alan bu yapı, Cağaloğlu semti Çatalçeşme sokakta İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermekte. Türkiye'de moda tasarım eğitimi veren tek lise özelliğine sahip olan bu binada bugünün kız öğrencileri. Tabiat şubesinde masaüstü ve Sait Beyler dersleri geleceklermiş. Savaş günlerinin azimli öğrencileri artık yerini moda tasarım eğitimi alan öğrencilere bırakmış. İkinci Abdülhamid'in tuğrası giriş kapısının hemen üzerinde yer almakta. Bina, tarihi serüveninde ise hep eğitim amaçlı kullanılmış. ...1916-1917 eğitim öğretim yılına gelindiğinde İnaz Darülfünun'un 3. sınıfları açılmıştır. Okula 22 teşrini evvel 1332, yani 4 Kasım 1916 tarihinde 30 öğrenci kayıt olur. 13 kişi edebiyat, 12 kişi tabiiyat ve 5 kişi de riyaziyat şubesine kayıt yaptırır. İlk kız üniversitesinin hocaları arasında Cenap Şahabettin ve Yahya Kemal de vardı. Ünlü edebiyatçılar Türk tarihi edebiyatı ve Garp tarihi edebiyatı derslerini verir. Bizde 1914 İnaz Darülfünun adı altında kadınların yüksek öğretimi elde etme macerası veya girişimi, ama Londra'da veya işte İngiltere'de Oxford'da kızların kabul edilmesi 1920 tarihi. Arada 6 yıl azımsanmayacak bir fark var. Yani bu konuda öncüyüz. Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek kız üniversitesinin yine ilk ve tek bayan öğretim elemanı Hatice Efser Hanım'dır. Kimya şubesinde hocadır. İlk üniversiteler açıldıktan sonra Efser teyzem 1915 22 Kasım'da İnaz Darülfünun'a giriyor. İlk hanım öğretmen tayini çıkan ilk hanım öğretmen Efser teyze. İnaz Darülfünun'un da ilk okuyan kızlardan biri olduğunu ve ilk defa orada mezuniyetinden sonra öğretmenlik görevine başladığını biliyoruz. Orada kayıtlar, belgeler var. Üniversitenin tabiiyat, o zamanki ismiyle, bölümünden pek iyi dereceyle mezun olmuş ve tayini çıkmış. Teyzem kimya öğretmeni olarak uzun yıllar çalıştı. Bir dönemde öğrencisine formülde tuz nasıl aranır diye soruyor. Öğrenci de tadına bakarız diyor. Fakat teyzem çok bozmadan öğrencisine öyle tabiat şeyini ahçı başı bakar diyor. Biz nasıl ararız diyor. Yani ilim yönünden önemini belirtmek istiyor. Okul ilk mezunlarını 1916-1917 eğitim döneminde, son mezunlarını ise
1918-1919 yılının sonunda verdi. Üç kez mezun veren Kız Üniversitesi'nden 53 kişi diploma aldı. En fazla kayıt 1917 yılında gerçekleşti. 47 kişi birinci sınıfa başladı ve 1919 yılında mezun oldu. Mütarekenin ağır şartlarından dolayı mezun sayısı sadece 17 kişiyle sınırlı kaldı. Mezunların 5 yıl zorunlu hizmetleri vardı. Fatma Bahriye Hanım'ın diplomasında bulunan Marif Nazırı'nın imzası, bu kurumun o dönemde müstakil bir üniversite olduğunun resmi kanıtıdır. Eğitim, 13 Kasım 1918 gününde İtilaf Kuvvetleri'nin İstanbul'a gelmesi sonucu durma noktasına gelir. Birçok eğitim kurumu taşınmak zorunda kalır. Bu yer değiştiren kurumlardan birisi de İnas Darülfünun'u. İnas Darülfünun'u 1918-19 eğitim öğretim yılına Cağaloğlu'ndaki binasında başlıyor. Ancak bu bina önce Ticaret Mektebi ailesine, daha sonra da Darül Muallimine devredilmesinden dolayı İnas Darülfünun'u ilk açıldığı yer olan Zeynep Hanım Konağı'na taşınmak zorunda kalıyor. Bu arada 16 Kasım 1918'de taşınmasından 1 Nisan 1919 tarihine kadar geçen 5 aylık süreçte İnas Darülfünun için kritik bir dönem oluyor. Tabi bütçe sıkıntısı bir taraftan, diğer taraftan mekan sıkıntısından dolayı İnas Darülfünun'u 1 Nisan 1919 tarihinde kapatılma durumunda kalıyor ve müdür Ali Nazıma Bey'in ve diğer öğretim üyelerinin maaşları kesilerek idari yapısı ortadan kaldırılıyor. 1 Nisan 1919'da Kız Üniversitesi resmen kapanır. Bu, farklı tartışmaları da beraberinde getirir. Tartışmaların konusunu karma eğitim teşkil ediyor. Karma eğitimde özellikle konferans dersleri, laboratuvar çalışmaları ve darül mesai çalışmalarında daha çok gerçekleştiriliyor. Bu arada Şüküfe Nihal'in bir grup öğrenciyle Marif Nazırı'nı ziyaret ettiğini görüyoruz. Onlar da erkeklerle beraber ders görme isteklerini dile getiriyorlar. Darülfünun hocaları, kız öğrencileri erkek öğrencilerle birlikte ders alır. Tartışmalar arasında karma eğitim başlar. İsmail Hakkı Baltacıoğlu sorumluluğun hocalara ait olduğunu söyler ve tartışmalara son noktayı koyar. 1914 senesinde Darülfünun'un edebiyat bölümüne giren Şüküfe Nihal, son sınıfı coğrafya bölümünde erkek öğrencilerle birlikte tamamlar ve Darülfünun'dan mezun olan ilk kadın unvanını alır. Bu öğrencinin gelecekte Türk kadını, Yeni Mecmua, Kadınlar Dünyası, Mehasim gibi dönemin pek çok gazete ve dergisinde şiirleri yayınlanacaktır. İnas Darülfünun'u büyük bir devletin yok edilmesi günlerine rastlamış olsa da kızların eğitilmesi için hayata geçirilmiş önemli bir girişimdir. Öğretim verdiği 5 yılın son 3 yılında okul toplam 53 mezun verir. Belki de dünya tarihinde kendine özgü tek okul olarak 150 kız öğrenciyi kabul etmiş ve 53 tanesine diploma vermiştir. Kadınların üniversiteye gitmesi, kadınlar için bir üniversite açılması çok önemli. O yüzden de İnas Darülfünun'u kadınların hem birey olmada hem vatandaş olmada kadınları güçlendiren önemli bir kurum. Osmanlı'daki bütün diğer kurumlar hep devletin ve üstün bir tercihiyle yapılan bir kurumsallaşma iken İnas Darülfünun'u aşağıdan kızların ve bayanların talepleriyle oluşmuş bir kurumdur. Bundan dolayı bizim tarihimizde yepyeni bir anlayışı temsil eder. Mütareke günlerinde sonlanan hikayesi onu tarihte önemli bir kilometre taşı olmaktan alıkoyamadı. İnas Darülfünun'u farklı bakabilen yeni nesillerin yetişmesi için döneminde öncü bir kurum oldu. Hikayeler anlatanlarla dinlenir, dinleyenlerle yol alır.